Değerli öğretim üyeleri, sevgili öğrenciler, bu Bauhaus üzerinde çok konuşulan bir konu. Bauhaus bir sanat ve tasarım okuluydu. Ama birçok sanat ve tasarım okulu var. Neden Bauhaus hala güncel? Neden Bauhaus üzerinde sürekli konuşuyoruz? Bu konular üzerinde geçen hafta biraz durdum, hatırlatmak istiyorum. Bauhaus sıradan bir okul değildi. Endüstrileşmeyle birlikte 1800'lerde İngiltere'de başlayan tartışma bir yüzyıl, yani bütün İngiltere'de, Almanya'da, Fransa'da, İtalya'da tartışılarak sonunda bir tarafından ham maddeyi yutan, diğer tarafından mamul madde çıkaran makinenin nasıl denetleneceği konusunda çözüm arayan bir okul olarak 1919'da kurulduğu için, yani bir devirden bir devire geçerken sorunlara çözüm üreten bir okul olduğu için Bauhaus üzerinde sürekli konuşuyoruz, daha da konuşacağız. Tıpkı Mimar Sinan gibi, Mimar Sinan üzerinde 500 senedir konuşuyoruz. Belki daha nice 500 senede Mimar Sinan üzerinde de konuşulacaktır. Ne Bauhaus ne de Mimar Sinan asla bitmez. Her zaman için Bauhaus'tan öğreneceğimiz konular vardır. Bauhaus'tan örnek alacağımız konular vardır. Evet. Ben şimdi bugün Bauhaus'taki eğitim öğretim üzerinde biraz duracağım. Sonra da Bauhaus'un Türkiye'deki etkileri konusunda size bilgi vermeye çalışacağım. Burada bir resim görüyorsunuz. Bunu bugün gazeteden aldım. Pablo Picasso'nun Cezayirli Kadınları 179 milyon dolara, Gigometti'nin heykeli de 141 milyon dolara satılmış. Yani bunların Türk lirasıyla karşılığı 860 milyon lira. Bu ne demektir arkadaşlar? 860 milyon liraya 17 tane bizim üniversite gibi vakıf üniversitesi kuruyorsunuz. Yani 50 milyon liraya bir vakıf üniversitesi kurmak mümkün. 17 tane üniversite kuruyorsunuz. Şimdi Rönesans'a kadar sanat alınan satılan bir meta değildi. İşte Rönesans'la birlikte sanat alınan satılan bir meta oldu. Şimdi şu rakamlara bizler ulaşabilir miyiz? Veya bu resimleri bizlerin görme imkanı var mı? Bunlar ne oluyor? Alınır satılır bir meta ne geliyor? Ve zenginlerin özel koleksiyonlarında saklanıyor. İşte Bauhaus hayattan koparılan bu sanatı, sanatçıyı toplumda sorumluluk yüklemeye ve sanatı hayata entegre etmeye çalışmıştı. Yani tasarım konusuyla, estetik tasarımlarla sanatı günlük hayatımıza sokmaya çalışmıştı. İşte Bauhaus'un önemi burada bir daha anlaşılıyor. Bauhaus'un Walter Gropius'un kurduğunu söylemiştim. Gropius 1919'da, daha Bauhaus'un açıldığı ilk yıllarda, Avrupa'nın ve Almanya'nın en önemli sanatçılarını, mimarlarını Bauhaus bünyesinde toplamayı başarıyor. Bunlar Johannes Itten, Leonhard Feininger, Gerhard Marx, Oskar Schlemmer, Paul Klee, Lothar Schreyer, Vasily Kandinsky gibi sanatçılar. Daha burada liste oldukça uzun, onun üzerinde fazla durmayacağım ama o dönemdeki en önemli, en avantaj sanatçı ve tasarımcıları ilk iki yılda Bauhaus bünyesine topluyor. Bu sanatçı ve tasarımcılar kısa sürede Bauhaus'u bir ekol yapmayı başarıyorlar. Tabii şuraya yeni gelen arkadaşlar var. Gropius kimdir? Ondan da kısaca bahsedeyim. Gropius Berlin'de doğdu. 1883 yılında.
Sonra Münih Teknik Üniversitesi'nde mimarlık öğrenmeye başladı. Oradan Berlin'de öğrenime devam etti. Mimarlık bölümünü bitirmeden ayrıldı. Ve Berlin'de bir büro açtı. Daha sonra da Le Corbusier'le birlikte, Ludwig Mies van der Rohe ile birlikte Peter Behrens'in bürosunda çalışmaya başladı. Walter Gropius 1911 yılında bu Almanya'daki ayakkabı fabrikası, Fagus fabrikası inşa etmişti. Bunu inşa ettiğinde, tasarımını yaptığında Walter Gropius henüz 27 yaşındaydı. Gropius bu fabrika yapısında kullandığı cam cepheler, temiz geometrik formlar ve işlevsel tasarım anlayışıyla 20. yüzyıl erken modernizmin temelini atmış oldu. Tabii böyle yapılara şimdi alıştınız ama o dönem için bu çok önemli bir yapıydı. Nitekim bu yapı daha sonra yani UNESCO tarafından Dünya Kültür Mirası listesine aldı. Yani 27 yaşında Gropius'u yaptığı bu modern mimarinin başlangıcı kabulüne mimar. Gropius bol ışık alan sade ve fonksiyonel mimari tasarımları benimsedi. İç mekanda abartılı ve statü yücelten dekorasyon yerine fonksiyona dayalı bir atmosfer yaratmayı istemiş ve onu başarmıştır. Evet, bu Bauhaus'un kurucusu Gropius, aynı zamanda modern mimarinde başlangıcıyla ilgili böyle güzel bir bina yapmıştır. Bauhaus'ta eğitim öğretim. Bauhaus, sanat ve sanatı bütünleştirmeyi hedefleyen ve geleneksel el sanatları metotları üzerine makine metotlarını adapte etmeye çalışmıştı. Şimdi geleneksel el sanatlarıyla sanat arasındaki ayrımı geçen şeyde bahsetmiştim. Onu da yeni gelen arkadaşlara hatırlatayım. Sanatla zanaat arasında 1400'lere kadar bir ayrım yok. Ama 1400'lerden itibaren özellikle İtalya'daki Medici ailesi sanatı kiliseden kopararak, lojalardan ayırarak kendi himayesini aldı. Ve dolayısıyla sanat da aristokrat sınıfın hizmetine girmiş oldu. Böylece sanatçı toplumsal konulara duyarsız kalıyor. Endüstrileşmeyle birlikte ortaya çıkan tasarım sorunlarıyla da ilgilenmiyor. İşte Bauhaus bu iki şeyi birleştirmek istiyor. Yani el sanatları, Wilhelm Borris'in Arson Kraft hareketi, bunları geçen konferans anlatmıştım, onun için hatırlatmak istiyorum. Arson Kraft, yani sanat ve zanaatı birleştirme düşüncesi Bauhaus'un kurulmasıyla gerçekleşmiş oldu. Walter Gropius tarafından hazırlanan Bauhaus'un işe geçmiş dairesel eğitim şemasında, şu görüyorsunuz, eğitim şemasında Bauhaus'un eğitim öğretim müfredatı açıklanmaktadır. En dıştaki çember, o zamanlar için forkus deniyor. Yani Bauhaus'a başlayan her öğrenci mutlaka forkustan geçiyor. Bu 6 aylık bir süreyi kapsıyor. O zamana kadar böyle bir eğitim, forkus yani hazırlık eğitimi demek. Şimdi bunun adı değişti. Temel tasarım, temel sanat eğitimi gibi okullarda bu adla öğretiliyor. Ama o dönemde hazırlık eğitimi adı altında 6 aylık bir kurs dönemi başlatılmış. Öncelikle şunu söyleyeyim. Bauhaus öğrencilerini yetenek sınavı yaparak alıyor. Sonra da 6 aylık bir forkursu. Forkursa geçiyor. Bu forkurs çok önemli. Şimdi onlara biraz genişle değineceğim. O zamana kadar böyle bir şey yoktu. Bunun nedenleri nedir? Onu da açıklayacağım. Forkurs eğitiminde başarılı olan öğrenciler, orada iki çizgi var. Ondan sonra
teknik eğitime geçiyor. Teknik eğitimde de biçim ve atölye eğitimi, form ve tasarım eğitimi geliyor. O da 3 yıl sürüyor. Ondan sonra orada atölyeler var. Seramik atölyesi, grafik atölyesi, tekstil atölyesi, ağaç ve mobilya atölyesi. Burada öğrenciler istedikleri alanda, kendi istekleri doğrultusunda yeteneklerine göre 3 yıllık bir eğitimden geçiyor. Ondan sonra da tekrar bir sınavdan geçiyorlar. Buna da kafalı sınavı diyoruz. Şimdi neden kafalı sınavı bir üniversitede? Çünkü Bauhaus akademik eğitimi reddetmişti. Hocalarına, hocaların unvan istememiş, doktor, profesör, doçent gibi usta unvanıyla anılmak istiyorlar. Dolayısıyla bu yok olmuş, geleneksel el sanat üzerine metot, geleneksel el sanatları metotları üzerine adapte edildiği için program, öğrencilerin sınavlarına da yine odalar birliğiyle birlikte yaparak öğrencilere kafalık diploması veriyor. Bauhaus kafalık diploması. Tabii bu adı kafalık diploması ama o Bauhaus'un kafalık diploması sadece Almanya değil, dünyanın her tarafında geçerli bir diplom oluyor. Nitekim daha sonra Bauhaus'tan ayrılanlar Amerika'ya gittiğinde çok iyi yerlerde işler buldu. Ondan sonra kafalık sınavını başaranlar ve o konuda yetenekli olanlar yapı bölümüne geçebiliyorlardı. Yapı inşaatla mimarlık iç içeydi. Buradaki süre de 6 ayda 1 sene veya 1,5 sene sürebiliyor. Daha çok pratik çalışmalar yapıyorlardı. Öğrencinin başarısına, çalışma ve gayretine göre buradan da yine yapı ustası olarak mezun oldu. Evet, Walter Gropius'un eğitim öğretimle ilgili hazırladığı şema bu. Evet, şimdi burada en önemli konu Bauhaus'taki hazırlayıcı eğitim nedir? Nasıl gelişti, nerelere dayanıyor? Çünkü bu hazırlık eğitimi Bauhaus'la birlikte bütün dünyadaki güzel sanatlar eğitimi, tasarım eğitimi veren okullarca benimsendi. Ve bugün değişik adlarda dediğim gibi temel sanat eğitimi, temel tasarım eğitimi olarak uygulanmaktadır. Bauhaus hazırlık eğitimi derslerini Johannes Intern önermiş ve 1919'dan itibaren, açıldığı yıldan itibaren bu hazırlık eğitimi verilmeye başladı. Bu Johannes Intern kimdir? Onunla ilgili birkaç cümle söylemek istiyorum. Johannes Intern 1888'de İsviçre'de doğdu. 1904-8 yıllar arasında Bern Öğretmen Okulu'ndan mezun oldu. Kısa süre köy öğretmenliği yaptı. 1909-13 yıllar arasında Genf Güzel Sanatlar Akademisi'nde öğrenim gördü. Daha sonra Stuttgart'ta Hölzen, yani o dönemde çok tanınmış, popüler olan bir sanatçı, Hölzen'in yanında çalıştı. 1916'da Viyana'ya giderek özel sanat okulunu açtı. Walter Gropius'un daveti üzerine 1919'da Bauhaus'ta göreve başladı. Gropius'la anlaşamayan Intern 1923'te ayrılarak Berlin'e gitti. Orada yeni bir okul açtı. 1938'de Zürich Tatbiki Sanatlar Yüksek Okulu bürüldü. 43'te Tekstil Yüksek Okulu. 1952-56 yıllar arasında da Reitberg Müzesi Müdürü oldu ve 1957'de yine Zürich'te vefat etti. Evet, bu Forkus ya da hazırlık eğitimi öğrencileri koşullandırılmış ön bilgi ve alışkanlıklardan arındırarak teknik eğitime hazırlamak ve ilerideki yapacakları tasarım çalışmaları için bir zemin oluşturmayı hedefliyordu. Hazırlık döneminde öğrenciler daha önce sanatla, tasarımla ilgili ne öğrendilerse unutmak zorundaydı. Şimdi şurada bir deney yapmak istiyorum. Şu kağıt,
gidecek mi? Arkadaşlar öyle bizlere soruyor. Evet, söyleyin. Yani şöyle koysak taşır mı? Taşımaz. Yani ne yapıp da bu şişeyi taşıttılar diye. Formunu değiştirelim. Doğru. Şimdi katlayabilirim ya da yuvarlak yapabilirim bu formu. Sonra bunu üstüne koyabilirim, taşıyabilirim. İşte bu havuz. Böyle başlıyor. Yani şimdi alışılmış ön yargılarından arındırmak için öğrencilerin daha önce sanatla, tasarımla ya da bu şekilde hani normalde siz tasarım öğrencisi olduğunuz için kağıdı şekil değiştirerek onu taşıyabileceğini ya da farklı bir fonksiyon alabileceğini biliyorsunuz ama daha önce eğitimde geçmemiş öğrencilerin böyle bir şeyin bir anda cevaplandırması tabii ki zor. Böyle bir şeyle eğitim başlıyordu. Bu hazırlık eğitimi bir başka ifadeyle öğrencilerin görsel algılama, görsel düşünme, görsel ifade edebilme becerilerini geliştirmeyi amaçlıyor. Yani demek ki görsel algılama, algıladığınızı düşünüyorsunuz, sonra da bunu ifade etmek zorundasınız. İnternet başlatmış olduğu bu hazırlık eğitiminin pedagojik ilkeleri Bağız'a gelmeden önce 1919'da, 1916'da Viyana'daki özel okulunda yaptığı sanat derslerinde geliştirilmişti. Bu ilkeler modern resmin öncüsü Adolf Hölzel'in, Viyana'lı ressam, tasarımcı ve sanat eğitimci Franz Zizek'in sanat eğitimi metotlarına ve Gestalt psikoloji araştırmalarına dayanıyor. Şimdi o yıllarda Gestalt psikoloji gelişmeye başlamış ve bugünkü çoklu zeka kuramının da temelleri atılmıştı. Yani Johannes Wittgen'in yaptığı bu hazırlık eğitimi bir takım bilimsel çalışmalara dayandığı için bütün dünyada kabul görüyor ve kabul görmeye de devam ediyor. Bunlar nedir? O yıllarda Gestalt psikoloji gelişmeye başlamış, bugünkü çoklu zeka kuramının da temelleri atılmıştır. Algı ve algısal örgütlenme konularında yoğunlaşan Gestalt psikoloji, Wolfgang Metzger, Alfred Adler, Sigmund Freud, Max Wertheimer, Wolfgang Köhler, Kurt Kafka gibi psikologların çalışmalarıyla Almanya'da, Avusturya'da ortaya çıkmış ve bu çalışmalarda görsel düşünebilme yeteneğinin ve görsel zekanın geliştirilebileceği kanıtlanmıştır. İşte Johannes Wittgen'in temel sanat eğitiminin kaynağı burası. Günümüzde bu çalışmalar daha da geliştirilerek çoklu zeka eğitimde kullanılmaya başlamış. Bu Johannes Wittgen'in kağıdı katlayarak yaptığı değişme. Evet, Franz Zizek. Bu çoklu zeka kuramı tabii bugün çok gelişti. Gardner zekayı tek ve baskın bir yetenek olarak görmekten ziyade çeşitli özel boyutlardan oluştuğunu söylemektedir. Gardner çoklu zekayı uzamsal, sözel, mantıksal, matematiksel, kine estetik, müssel, içsel, sosyal, doğasal, varoluşsal ve ahlak zekası olarak tanımlamaktadır. Yani her öğrenci, her birey başarılı olabilir. Ama onun hangi konuda yetenekli olduğunu ortaya çıkarıp öyle yönlendirilmesi gerekiyor. Ben tabii bu çoklu zeka üzerinde fazla durmayacağım. Ama günlük hayatta problemlerimizi çözerken iki tür düşünme sistemi üzerinde duracağım. Bu da yine Gestalt psikolojiyle ortaya çıkan algı yanılması. Şimdi size yine bir soru yöneltmek istiyorum. Bu çizgiler paralel mi yoksa eğri mi? Yani birbirine paralel mi yoksa bir yerde uzayda birleşecekler mi? Evet. Ne diyorsunuz? Hayır.
Paralel. Nereden anladın? Arkadaşlar evet, Fatma'nın söylediği bu çizgiler birbirine paralel ama diğer çizgiler farklı kullanıldığı için aşıları sanki birbirine paralel değilmiş gibi gözüküyor. Burada işte geçten mikrofizyonda ortaya çıkan algı yanılması. Burada ne görüyorsunuz? Evet, burada ne görüyorsunuz? Ağaç var, başka ne var? Kaplan var. Goril var. Maymunla kaplan var. Yani ilk etapta avlanmıyor ama dikkat ettiğiniz zaman avlanıyor. Bunlara da algı yanılması diyoruz. Evet, bu da Harker'in çoklu zeka kuramından bir şema. Şimdi sizlerin, yani güzel sanatların ve tasarım bölümü öğrencilerin zekasını Harker görsel, uzamsal zeka olarak tanımlıyor. Demek ki tasarımcılar, dekoratörler, heykeltıraşlar, karikatüristler, fotoğraf sanatçıları, ressamlar, mimarlar vesaire de bu zekanın olması ve bunun geliştirilmesi gerektiğini savunuyor. Şimdi şurada bir saat görüyorsunuz. Saat kaç? Faktör. Saate bak bakalım. Şurada. 10-10 kaçtır bu saat sizce? 10-10 geçiyor hocam. 10-12. Evet kaç? 10-10 geçiyor. 10-10 geçiyor diyorsun. Peki burada rakam yok. Nasıl çözdünüz bunu? İşte bu görsel zeka. Burada rakamları görmeden daha iyi görüyorsunuz. Daha önceki deneyimlerinize dayanarak saatin işte 10'u 10 geçtiğini söyleyebiliyorsunuz. Tamamen problemi görsel olarak çözüyorsunuz. Yine bu araba nereye park eder? Veya buraya park edebilir mi? Boşluğa park eder. Yani burada da yine görsel olarak problemi çözüyorsunuz. Yine günlük hayatımızda biz sorunlarımızın %50'den fazlasını görsel olarak çözüyoruz. Ama bu meslekte, yani tasarım ve sanat mesleklerinde bu zekanın ve bu becerinin daha da geliştirilmesi gerekiyor. O nedenle hazırlık eğitimi önemliydi. Şimdi günlük hayatta problemlerimizi çözerken kullandığımız iki tür düşünceden bahsetmek istiyorum. Bunlardan birisi yatay düşünme, diğeri dikey düşünme. Şimdi dikey düşünme bir bilgiye ulaşabilmeniz için ondan önceki bilgiyi edinmeniz gerekiyor. Mesela Türkiye yarımadadır dediğim zaman daha önceden üç tarafı sularla çevrili kara parçasının yarımada olduğu bilgisini bilmiyorsanız Türkiye'nin yarımada olduğunu anlamlandırmanız mümkün değil. İşte bu matematikte vesairede bütün bilimsel disiplinlerdeki düşünme sistemini, öğrenme sistemini dikey düşünme diyor. Yatay düşünme ise böyle bir şey yok. Sadece tecrübeler gerekiyor. Bir bilgiye ulaşmak için bir ön bilgi gerekmiyor. İşte bu saati söylediğiniz gibi ya da arabanın burada nasıl park edeceğini görüyorsunuz. İşte sağa doğru dönerek o park yerine girebileceğini ya da arabanın boyutuyla oradaki park yerinin boyutunun aynı büyüklük olduğunu görüyorsunuz. Buna da görsel zeka ya da yatay düşünme diyoruz. Yatay düşünme sanatsal düşünmedir. Günlük hayattaki problemlerimizi çözerken, saate bakıp zaman okurken, arabamızı park ederken, yani evimizi düzenlerken, sizler tasarım yaparken her türlü şeyde bu görsel zekayı kullanıyorsunuz. Schoenberger görme konuşmadan önce gelir diyor. Öyle mi? 2 yaşına kadar hepimiz bebek olduk. 2 yaşına kadar çevremizi nasıl algıladık? Masayı, anneyi, babayı, işte evdeki çevremizdeki eşyaları, nesneleri bize kelimelerle öğretmediler. Görerek algıladık ve sonra onları anlamlandırdık. Bu nedenle psikologlar diyorlar ki insan öğrendiklerinin %50'sini 2 yaşına kadar öğrenir.
Bu da ne demek oluyor? Demek ki biz çevreden edindiğimiz bilgileri, deneyimleri, öğrendiklerimizi 2 yaşına kadar öğreniyorsak görsel olarak öğrenmiş oluyoruz. Bu da görsel algılamanın, görsel zekanın ve bunun görsel becerinin geliştirilmesinin ne kadar önemli olduğunu ortaya çıkarıyor. Tabii ki etrafımıza baktığımız zaman gözün topladığı verileri beyin bir sürü karmaşık işlemden geçirdikten sonra ancak onları anlamlandırıyor ve ona göre tepkime veriyoruz. Bu tür şeyler için bilgiden çok deneyim gerekmektedir. Ateşi görürüz yandığını ama ateşin yaktığını hissetmemiz için bir deneyim gerekebilir. Yohannes'ten hazırlık eğitimi verdiği ve dijital psikoloji metodoları üzerine adapte ettiği bu derslerde öğrencilerin görsel algılama, görsel düşünebilme, görsel ifade edebilme becerilerini geliştirmeyi amaçlıyor. Bu çalışmalarda başarılı da oldu. Bu nedenle Johannes Hilton tarafından Bauhaus bünyesinde geliştirilen hazırlık eğitimi bütün dünyada temel tasarım ya da temel sanat eğitimi olarak kabul gördü. Temel tasarım eğitimde dediğim zaman hazırlık eğitimi olarak algılayın. Şimdi bu temel tasarım eğitimi yani bugünkü anlamıyla ya da Forkus tek başına bir ders değildi ya da tek başına Johannes Hilton'un verdiği bir ders değildi. Bu birçok dersler grubundan oluşmaktaydı. Hazırlayıcı eğitim döneminde gösterilen derslerin bazıları zorunlu, bazıları ise öğrenciye açık tamamlayıcı seminerler şeklinde yapılıyordu. İlten, Kandinsky ve Klein'in biçimlendirmeye yönelik dersleri zorunlu, yazı, desen çalışmaları ise öğrencilerin isteklerine bırakılmış seçmeli derslerdi. Bu dersler kredi tamamlama zorunluluğu olan seçmeli dersler olarak da programlanmıştı. Öğrenci kendini geliştirmek istediği alanda ve ilgi duyduğu derslere katılıyordu. İnternet verdiği temel sanat eğitimi derslerinin önemi anlaşılmış ve Bauhaus açıldıktan sonra yani 1920'de öğrenime başlayan bütün öğrenciler için bu dersler zorunlu olmuştur. Aynı zamanda okula alınacak öğrencilerin ve hazırlık eğitiminden sonra da öğrenime devam, hangi öğrencilerin devam edip etmeyeceğini Johannes Hilton'un başkanlığındaki komisyon karar verdiği için Johannes Hilton'un etkinliği Bauhaus'ta artmaya başlamıştı. Hilton başlatmış olduğu bu hazırlık eğitimi derslerinde daha sonra Molinari, Joseph Albers daha da geliştirdi ve bu derslerde başarılı olan öğrenciler teknik eğitime, yani teknik eğitime, atölye işe, teknik ve atölye eğitimine geçiyorlar. Başarısız olan öğrenciler, bu hazırlık eğitiminden sonra başarısız olan öğrenciler okuldan ayrılmak zorunda kalıyorlardı. Bunlara da bir sertifika veriliyor. Böylece öğrencilerin hazırlık eğitiminde geçirdikleri zaman boşa gitmiyordu. Yönesinde derslerine şurada gördüğünüz gibi nefes alıp verme ve ritmik hareketlerle başlıyor. Daha sonra o gün yapılacak çalışmalar öğrencilerde beyin fırtınası yapılarak öğrenciler derse motive ediliyor. Bu çok önemli. İlten derslerinde stüktür analizleri yaptırıyor. Daha önceki yüzyıllarda yapılmış önemli sanat eserleri Fra Angelo, Greco ve Rembrandt gibi eski ustaların eserlerini ve onlardaki kompozisyon kurallarını, plastik ögelerin mekanda dağılışını, figür-zemin ilişkisini, figür-mekan ilişkisini analiz ederek öğrencilerin
eserleri görme yetenekleri geliştirilmesi amaçlanıyor. Bu dersler yine Gestalt psikolojisinden alınmış, görsel algılama, görsel düşünme ve bunları ifade etme becerileriyle tamamlanıyor. İntelin derslerinde doğa etütleri asla ihmal edilmeyen bir konuydu. Öğrenciler çevrelerindeki varlıkları, olayları, nesneleri, fenomenleri algılayabilme, onlar üzerinde düşünebilme, aralarında ilişki kurma ve yorumlama becerilerinin gelişmesi için bu tür doğadan etütler yapıyorlar ve onları soyutlayarak metamorfoza kadar götürebiliyorlar. Yine Johannes Hitler derslerinde öğrencilere müzik dinleterek o müzikten hissettiklerini, algıladıklarını görsel olarak ifade etmeleri isteniyordu. İşte bu da o derslerden bir öğrencinin çalışması. Böylece zaman, mekan ve ses kavramı görselleştirilmiş oluyor. Yine aynı şekilde müzik dinleterek öğrencilere hissettiklerini gösterir, ifade ettirdiği bir çalışma. Johannes Hitler'in diğer bir çalışması anlık figüratif hareketler çizmek. Figür hareket ediyor ve öğrenci onu görsel bellekte tutmaya çalışıyor. Sonra gördüklerini çizerek görsel belleğini geliştiriyor. Veya oradan edindiği izlenimleri bu şekilde figürleri yine ses ve müzik eşliğinde bu tür çalışmalar yaptırıyor. İten diğer bir çalışmasında ise çeşitli malzemeler, burada görüyorsunuz, malzemeleri topluyor. Onlara dokundurarak ne hissettiklerini çizmeler istiyor. Hatta bunları daha da ileriye götürmüşler. Bu tür farklı dokudaki malzemeleri bir tahta üzerine yapıştırarak karanlık bir odada, karanlık bir kutuya koyarak öğrenci elini kutunun içine sokuyor. Oradaki malzemeleri görmeden eliyle hissederek onların formunu ve dokularını hissettiklerini çizmeye çalışıyor. Böylece dokunsal olarak edindikleri intibaları, edindikleri, aldıkları duyumları da görselleştiriyorlar. Demek ki duyduklarını görselleştiriyorlar, dokunduklarını görselleştiriyorlar. Zaten derslere hareket ederek ritimle başlıyorlar. Böylece bütün algılama imkanlarını kullanarak bunları görsel nasıl ifade edebilir, onların yolları deneniyor. Johannes Hitler'in diğer en önemli konularından birisi de renklerdi. Renkler üzerinde öğrencilerini çalıştırmış ve seminerler yapmıştır. O yıllarda renk teorileri çok gelişmişti. Bu bilimsel verilere dayanan renklerin siyah-beyaz değerleri, renklerin simultan kontrastları vesaire gibi değerler üzerinde öğrenciler gruplar halinde çalışıyor ve tartışmalar yapıyordu. Bu da her zaman birçok Güzel Sanatlar Fakültesi'nde yapılan Johannes Hitler'in atölyesinde geliştirdiği renk çemberiydi. Burada işte ana renkler, ara renkler vesaireyi gösteriyor. İşte üç tane ana renk, diğer renklerin nasıl oluştuğunu gösteren bir çember. Bu da renklerin ton değerleri. Yani işte bir renkler diğer ana renkler birbirine karıştığı zaman hangi renkler oluşur? Varyer olarak, siyah beyaz olarak karıştığı zaman hangi değerler oluşur? Varyer ve tonun karşılaştırması gibi konulara iyice öğrendiler, uygulama yaparak çalışıyorlar. Şimdi şu resimde Johannes Hitler'in kendi resmi. Burada ne görüyorsunuz? Yani sizce nedir bu? Yani bir resim olarak yorumlasanız. İnsan mı?
Yani renkler ilgili bir şey mi? Bir figür var mı? Bir figür var değil mi? Şimdi burada ben açıklayacağım şimdi. Bazı şeyleri bir sanat eserini anlamak için sadece görmek yetmiyor. Bazı şeyleri de bilmek gerekiyor. Bu resmi Johannes Sitten Bauhaus'ta olduğu yıllarda yapmıştı. 1920'lerde falan, 22 falan o yıllarda. Bu resim Johannes Sitten'in kız arkadaşı var. Kız arkadaşı vefat ediyor çok genç yaşta. Tabii Johannes Sitten de o yıllarda çok yaşlı. O günlerde de öğrencileriyle resimlerden yaptığı için renklerle aşırı meşhur oluyor. Burada Johannes Sitten ölümle yaşam arasında, yani bir anda çok sevdiği bir kız arkadaşını kaybedince ölümle yaşam arasında gidip geriye düşünüyorum. Burada da işte insanın şeyde doğuşundan itibaren, şu beyaz ortadaki nokta, doğuşundan itibaren hayatın renkleri, işte ölüme giden yol ya da işte yaşıyor böyle renkli bir şekilde onları bu renklerle ifade etmeye çalışmış. Yani renklerle de demek ki insan duygularını bu şekilde ifade edebiliyor. Evet, Johannes Sitten böyle çok etkili bir hocaydı. Demek ki temel tasarım derslerini dünyaya armağan eden ve bu temel tasarım derslerini de Gestalt psikoloji metotları üzerine oturtan bir değerli tasarımcı. Johannes Sitten'den sonra Johannes Sitten işte bu Bauhaus'la etkinliği artıyor. Walter Gropius'la kişilik sürtüşmesi olunca daha sonra Bauhaus'tan ayrılıyor ve temel tasarım derslerini Johannes Sitten'den sonra 1923'ten sonra Mauri Nabi üstleniyor. Mauri Nabi Bauhaus'un temel yaratıcı ilkeleri doğrultusunda tüme tiyatro kurarak konstruktivizmi ve temel sanatı yaratıcı anlayış olarak ekledi. Mauri Nabi, Macar kökenli. Tabii o dönemde Sovyetler'de şey çok etkin, konstruktivizm 1920'lerde. Ekim devriminde, Rusya'da devrim olmuştu. Ekim devrimi de tüm bağlarını geçmişte koparmak için konstruktivizmi yeni rejimin, yeni devletin sanat ideolojisi yapıyor. Oradan etkilendiği için Mauri Nabi de ilk yıllarda konstruktivizme dayalı çalışmalar kendisi de yapıyor, öğrencilerine de yapıyor bu çalışmalarda. Mauri Nabi öğrencilerini farklı malzemelerle, ahşap, cam, metal de çalıştırarak onlarda denge ve mekan konularında becerilerini geliştirmeye çalışıyordu. İşte bu çalışmalarda örnekler, farklı malzemelerle mekan ve denge konusunda çalışmalar yapıyor. Mauri Nabi yaptığı diğer bir çalışma ise, o zamanlar için henüz uzay çalışmaları gördüğü boyut yok. Ama kinetik sanat dediğim gibi sanat akımı var, daha sonradan çıktı. Objeleri kendi enerjisiyle hareket ettirerek bu tür çalışmalara dördüncü boyutu katıyor ve öğrencilerin de bu konuda düşünmeye zorluyor. Henüz uzay çalışmaları yok ama bu uzay kavramını öğrencilerine hissettirmeye çalışıyor. Ve 1928'de Walter Gropius ayrılıyor. Bunun arkasından Mauri Nabi de Bauhaus'tan ayrılıyor. Süper temel tasarım derslerini Joseph Albers alıyor. Joseph Albers de gördüğünüz gibi metal, cam vesaire gibi çok değişik malzemelerle öğrencilerini çalıştırıyor. Hatta bunları yine Johannes Sitten'in yaptığı gibi, ilk yıllarda zaten Johannes Sitten'e asistanlık yapmış. Orada farklı malzemeleri görmeden, dokunarak onların formlarını, dokularını
hissederek farklı yapılarını çizdirmeye çalışıyor. Bu tasarım öğrencileri için tabii çok önemli. Daha sonra Joseph Albers bu konuları daha da derinleştirerek, malzemenin biçimini değiştirerek, az önce kağıdı benim katlamaya çalıştığım gibi, malzemenin biçimini değiştirerek ona yeni özellikler kazandırmanın yollarını öğretiyordu. İşte bu kağıdı tabii keserek böyle bir biçim oluşturmuş. Yine gördüğünüz gibi. Şimdi bunlara tabii alıştık. Bu tür şeyler çok yapılıyor. Sizler de yapıyorsunuz ama o yıllar için tabii çok önemli çalışmalar. Çünkü kağıdı katlayarak ya da bu tür şeylerle kağıda yeni biçim vermekle öğrencilerin ileride yapacakları tasarım çalışmaları için çok önemli deneyimler oluyordu. Böylece öğrenci farklı amaçlar için farklı malzemelerle daha iyi tasarım yapmanın yollarını öğrenmiş oluyordu. Albers'in yine temel tasarım derslerine kattığı bir konu renk bilgisiydi. Renklerde renklerin birbirini nasıl etkilediğini, yan yana gelen iki rengin birbirini nasıl etkilediğini, değerlerini nasıl değiştiğini, renklerin insan üzerindeki psikolojik ve sosyolojik etkiler neler olduğu konusunda seminerler yaparak böylece temel tasarım derslerinin derinleşmesine katkı sağlıyor. Vasily Kandinsky 1922 yılında Bauhaus eğitim öğretimine katılıyor. Ve Bauhaus bünyesinde soyut sanatın ilkelerini geliştiriyor. İnternet gelişmesine de katkıda bulunuyor. Kandinsky Bauhaus'ta verdiği analitik çizim kursları soyut resmin başlangıcı olmuştur. Kandinsky, nesnelerin görünüşlerinin resmedilmesiyle yetinmediği için sanatta manevilik aramıştır. Kandinsky, her sanat eseri zamanın çocuğu ve daha çok duygularımızın anasıdır. Her medeni çağı kendine has sanat yaratır. Ve bu sanat hiçbir zaman aynı olarak değişmeden yeniden doğmaz. Geçmiş yüzyılların sanat prensiplerini canlandırmaya çalışmak, ölü doğmuş eserlerin ortaya çıkmasını sağlamaktan başka bir şeye yaramaz. Mesela, plastik sanatlarda eski Yunanların hissetme tarzını ve esprisini kendimize duyup canlandırmak imkansızdır. Onların prensiplerini uygulamaya yönelik gayretler Yunanlı şekillere benzer formlar yapmaktan öteye geçmez. Bu şekilde meydana getiren eserler de daima ruhsuz kalacaktır diyor. Ve Kandinsky öğrencilerle içinde yaşadığı zamanı ve geleceği hissettirmeye çalışıyor. Bauhaus bünyesinde verdiği analitik çizim dersleri öğrenci çalışmaları bunlar. Analitik çizim derslerinde öğrencilerini nesnelerin dış görünümlerinden resmederek yapısal özelliklerini, iç dinamiğini ve aralarındaki ilişkilerini görmeye, düşünmeye, bunları görsel ifade etmeye motive etmişti. Öğrenciler birbiriyle doğal ilişkisi bulunmayan iki varlık, nesne ya da objeyi önceden analiz eder, sonra da sentez yöntemiyle görsel düzenlemeler yaparlardı. Bu da bir öğrenci çalışma. Kandinsky derslerinde büyük ustaların eserlerini ve tabiattaki nesneleri analiz ve sentez yaptırarak öğrencilere sistemli soyut düşünmenin metotlarını öğretmiştir. Kandinsky'nin bu analitik çizim derslerini renk çalışmalarıyla tamamlamıştır. Öğrenci çalışması. Kandinsky en çok renklerle şekiller arasında bir bağlantı olabileceğini
düşünmüş ve bu konuda öğrencilerde tasarımlar yaptırmış. Burada da görüyorsunuz sarı üçgene, kırmızı kareye, mavi de daireye denk geldiğini ileri sürmüş. Burada yine aynı şekilde diğer ana renkler ve ara renklerin bir şekle isabet ettiği bir şey, onun karşıtının bir şekil olduğunu ileri sürmüş ve öğrencilerine de bu konularda çalışmalar yaptırmıştır. Yine bu hazırlık eğitiminde derslerin hocalardan biri de Oscar Schimmel'di. Oscar Schimmel'in önceleri dışarıdan ders vermiş ve daha sonra da form ustası olarak 1923'te Bauhaus'a, Bauhaus eğitim öğretim kadrosuna katılmıştı. Bu da Oscar Schimmel'in bir resmi. Schimmel'in en ünlü yapıtı olan Tradisches Ballet ile oyuncuları geometri şekillere dönüştürmüş, tiyatroya yeni bir anlayış getirmişti. Bauhaus'a geldiği ilk yıllardan beri yaptığı sahne çalışmalarıyla dolaylı yolda hazırlık eğitimine katkı sağlamış, öğrencilerle iyi diyalog kurmuş olan Oscar Schimmel, derslerinin içeriğini 1927 yılından itibaren insan etütleri şeklinde genişletmiştir. Evet, burada öğrencilerle yaptığı tiyatro çalışmaları, bunlar tabii insan mekan açısından çok önemli. Schimmel, insan fizyonomisinin şematik çizimleri, kas ve iskelet yapısı, hareketleri, ölçü, proporsiyon araştırmaları gibi konuları ders kapsamına almış, 1928 yılında sömestrisine insan kurgusunu daha da genişleterek adına insan öğretisiyle, insan öğretisi diyerek genişletmiştir. Evet, bu da onun derslerinde öğrencilerin yaptığı çizimler, proporsiyonlar, oran, orantı çalışmaları, hareket çalışmaları. Bu çalışmalarla yetinmeyen Schimmel, insanın üremesi, beslenmesi, büyümesi, gençlik, yaşlılık, ölüm gibi geçirdiği evreler, anatomik değişiklikler bu derslerde işlenen konular arasındaydı. Bunlara bağlı olarak insan anatomisi ve insan biyofiziksel ve biyokimyasal yapıları işlenirken karşıt denge ve insan olgusunu tamamlayan kültürel ve felsefi yönler de öğrencilerle beyin fırtınası yapılan konular arasındaydı. İnsanda oluşan estetik ve etik değerleri ortaya çıkarmak için insanların düşünceleri, geçmişten geleceğe uzanan dünya görüşlerinin oluşumunda, düşünsel sistemlerinin zamansal ve mekansal oluşumu ve değişimi derslerde tartışılan konular arasındaydı. Evet, burada da işte insanın bir dans derken hareket halindeki hareketlerini şematik olarak gösterleştirmişler. Bu da işte insanın merkeze alıp uzamsal olarak her yönde bağlantısı olduğunu vurgulamak için yapılmış bir çalışma. Oscar Schimmel bu derslerinde daha önce Albert Müller tarafından yapılmış insan proporsiyonuyla ilgili çalışmalar var. Bunlar yayınlandı 3 yıl tarihinde. Bebeklikten yetişkinliğe kadar insan nasıl değişiyor, ne tür evreler geçiriyor ve bu oranlar nedir? Bunlarla ilgili. Oscar Schimmel bu Albert Müller'in proporsiyon öğretisinden de çok yararlanmış ve öğrencilerine bunları öğretmiştir. Evet. Paul Klee 1920'de Gropius tarafından Bauhaus'a davet edildi ve ikinci semestrinden itibaren modüler sistemler diye ders vermeye başladı. Klee
Derslerinde çizgi ve çizginin çeşitlemeleri üzerine yaptığı görsel araştırmalarla betimleyici, kinetik, hareketli, ilişki, denge, dengesizlik, sıfırlık gibi değerleri görsel olarak ifade etme yollarını öğrencilere öğretmeye çalışmış. Evet, bunlar da öğrencilerin çalışmalarından. Bölünmüş mekanda parlayan ışık, öğrenci çalışması. Yani biraz öğrencileri soyut düşünmeye zorluyor. Tabii o dönemde yapılmış bir çalışma olarak hala güncelliğini koruyan bir çalışma. Öğren çalışmaları. Kle, doğa etütleriyle çalışmaya başlamış ve sonuçta resimsel ifadelere ulaşmıştır. Bunlar da Kle'nin kendi çalışmaları. Kle, iyi bir müzisyen olduğu kadar iyi bir geometrik bilgisi vardı. Bu bilgi ve yeteneklerini öğrencilerin gelişiminde kullanarak, uzay geometrisinden de yararlanarak mekansal ve uzamsal kompozisyonlar yaptırmıştır ve daha sonra Kle bu çalışmaları Das Bildnerische Denken, görsel düşünme ve Unendliche Naturgeschichte, doğanın sonsuz öyküsü diye iki kitapta toplamıştır. Bu da Kle öldükten sonra Bern'de, İsviçre'de yapılmış Kle adına bir kültür merkezi eserlerini sergilendi. Biz de işte ne zaman bugünlere geleceğiz. Sizlerin sayesinde inşallah geliriz. Evet. Evet, temel tasarım dersleri, hazırlık eğitimi dersleri böyle. Bu hazırlık eğitimini geçen öğrenciler tasarım eğitimi ve atölye eğitimi dediğimiz ikinci kısmı, o çemberden hatırlarsanız ikinci kısma geçiyorlar. Bu atölyelerde mutlaka bir hoca, şimdi bu hocalar o dönemde usta deniyor. Hocalar şeyi kabul etmediği için unvanı, ustalık unvanını kullanıyorlar. Şimdi Almanya, tabii her kültürün kendine göre değerleri var. Almanya'da ustalık çok önemli bir unvan. Yani bir profesör kadar önemli. Şimdi bir de usta dediğiniz zaman çok sıradan bir şey gibi görünüyor. Ama orada ustalık çok ciddi bir değeri var toplumda. O nedenle tasarım ustası, yani o zamanki profesörler diyelim. İşte Leonhard Feininger, baskı atölyesinde sorumlu, teknisyeni yok. Joseph Albers Johannes Itten, aynı şekilde. Yine Johannes Itten metal atölyesine bakıyor. Fakat Christian de Norman Stutzke diye iki tane teknik eleman. Yani her atölyede genelde bir teknik eleman var, bir de hoca var. Öğrenciler bu atölyeleri seçmeli olarak dolaşıyorlar ve kendilerini bir alanda 3 yıl boyunca geliştiriyorlar. Evet. Teknik eğitimde yani öğrencilere alet ve malzeme bilgisi verilerek taş, alçı, seramik, metal, döküm, torna, test vesaire gibi teknik ve alet kullanımı öğretiliyor. Onun yanında duvar resmi, mozaik, vitray, özgür baskı, rögür gibi sanatın çeşitli disiplinleri konusunda öğrenciler yetiştiriyor. Bu atölyelerde en az bir tasarım dersi veren öğretim elemanı, bir de teknik eleman bulunuyor. Teknik eğitimli öğrenciler sanatın çeşitli alanlarındaki teknikleri ve malzeme bilgisi, alet makine kullanmayı öğrenirken estetik ve işlevsel tasarımlar yapma becerilerini de geliştiriyorlar. Bauhaus atölyelerinde öğrenciler teknik bilgi ve beceriyle donatılırken, bu çok önemli, dışarıdan gelen istekleri, yani firmaların tasarım sorunlarına da çözüm üretiyorlar. Yani Bauhaus atölyeleri sadece ütopik olarak ya da böyle bir hayali bir senaryo yazarak bir çalışma değil, mutlaka firmaların isteklerine yönelik işlevsel tasarımlar yapıyorlar. Ve endüstriye prototip üretiyorlardı. O nedenle o yıllarda bugün moda olan üniversite sanayi işbirliğinde Bauhaus'ta temeli atılmış oluyor.
Bu atölye çalışmalarında fizik, kimya, matematik, malzeme bilgisi gibi teorik dersler de tamamlanıyor. Bu teknik eğitimi başarıyla geçen ve kalfalık sınavını başarıyla veren öğrenciler isterlerse yapıya, yani mimarlık ve inşaat kısmına geçebiliyorlardı. Yalnız burada önemli bir konu daha var. Bağustaki kalfalık sınavını, yani Bağustaki mezuniyet sınavını okul değil, esnaf ve sanat terbiye odasıyla birlikte Bağustan temsilci hocalar yapıyorlar. Bu da Bağust dolayısıyla yaptığı çalışmaları, eğitim öğretimi dışarıdan denetletmiş oluyor. Yapı inşaat, yani o şeyin hatırlarsınız ortadaki kısım. Teknik eğitimi başarıyla tamamlayan kalfalık sınavını kazanan öğrenciler isterlerse ve tabii yetenekli olanlar yapı bölümüne geçme hak kazanıyor. Yapı eğitiminin süresi öğrencinin yeteneğine ve başarısına bağlı olarak değişmektedir. Bu süre içinde öğrenci inşaat işlerinde çalışır, fizik, matematik, stüktür, betonarme gibi statik gibi mimarlığın gerekli alan bilgilerini de alarak yeterli teknik bilgiyle donatıldıktan sonra mezuniyet sınavına girerek Bauhaus yapı kalfası diploması almaya hak kazanıyorlar. Evet, Bauhaus'taki eğitim öğretim böyle. Bauhaus'un müfredatları hakkında kısa bir bilgi vereceğim size. Bauhaus'un müfredatları dört bölümde inceleniyor. Birinci bölümde ilk kurulduğu yıllarda Bauhaus'un müfredatları Walter Gropius ile Johannes Itten arasındaki çekişme de geçiyor. Çünkü bu hazırlık eğitimiyle birlikte Johannes Itten Bauhaus'ta etkili bir konuma geliyor. Walter Gropius ile yönetici olarak çok fazla kendi programını uygulamıyor. Bu nedenle ilk yıllar çekişmeli geçiyor. 1923-28 yılları, yani Walter Gropius'un etki olduğu dönemlerde Bauhaus gelişiyor. Daha sonra Bauhaus'tan ayrılan Walter Gropius'tan sonra onun yerine Hannes Mayer geçiyor. O da sosyalist görüşlü bir yönetici olduğu için ve o yıllarda da Bauhaus Naziler yükseldiği için o da çok verimli olamıyor. Ondan sonra onun yerine Mies van der Rohe geçiyor. 1930-33 yıllarında Mies van der Rohe de Bauhaus'u sosyal ve politik konulardan arındırıyor. Diğer sanatsal dersleri azaltıyor ve Bauhaus'u bir mimarlık bölümüne çeviriyor. Mimarlık bölümünde bir teknik çizim kursu gibi yapıp daha sonra Bauhaus'ta Naziler tarafından 1933 yılında kapatılıyor. Bu Bauhaus'un atölyeleri gördüğünüz gibi öğrenciler prosedür diyor. Bu da mimarlık bölümünün çalışmaları öğrencilerin. Evet. 1925'lerde Bauhaus öğrencilerinin çalışmaları, kendinizi bunlarla mukayese edebilirsiniz arkadaşlar. O dönemlerde tabii bilgisayar da yok, hepsini el geçiriyorlar. Bu da öğrenci çalışması. Evet, ilk yıllar Johannes Itten ve Walter Gropius arasındaki çekişmeler geçiyor. 1923-28 yıllar arasında Bauhaus, Walter Gropius'un düşünceleri doğrultusunda gelişiyor. Yani el sanatları, metotları üzerine endüstrinin metotları adapt edilerek böylece bugünkü modern tasarım yapmanın yolları açılmış oluyor. Hannes Mayer sosyalist olduğu için çok fazla o dönemde destek görmüyor çünkü Naziler hızla yükseliyor. Bauhaus zaten bu sosyalist içerikli olduğu için Berlin'e taşınma durumuna koyuyor. Mies van der Rohe de politik şeylerden Bauhaus'u arındırıyor. Ve sonunda
Bağız bir teknik çizim kursuna dönüyor ve Naziler tarafından da kapatılıyor. Bağız'ın tasarımlarından da birkaç örnek göstermek istiyorum. Bu Bağız'ın geliştirdiği bir yazı karakteri. Tabi bu yazı karakterlerini üzerinde durmak istemiyorum ama çok böyle hemen yardım oldu bitti olmuyor. Bunların ergonomik olarak, görsel olarak hesaplanması gerekiyor. Her harfi diğer harfle ilişkisi aradaki boşluklar çok uzun süre bir zaman alıyor ve bazı bilimsel verilere dayanıyor. Bu da Bağız'ın tekstil atölyesinde o dönemde yapılan bir çalışma. Bu da bir çaydanlık o dönemde. Seramik çalışmaları. Bu da Bağız'ın öğrencilerin mezuniyet çalışmaları. Yani 1923'lerde yapılmış bir çalışma. Yani aşağı yukarı 100 sene önce yapılmış bir çalışma. Hala güncel değil mi arkadaşlar? Yani çok modern. Bağız'ın bir özelliği de bu. Bu da yine o yıllarda Bağız öğrencileri tarafından yapılmış bir metronun içi, metro kompartımanı. Bu da yine bir yataklı vagonun iç tasarımı, öğrenci tarafından yapılmış. Bir de Bağız tasarımları, Bağız tasarımı. Bunu biliyorsunuz Vasili koltuğu diye, zamanın ötesinde bir tasarım. Bu da yine Bağız'ın binası, Walter Gropius tarafından yapılmış. Bu da Bağız arşivi. Şimdi biraz daha zamanınızı fazla almayayım. Bağız'ın etkileri nelerdi? Türkiye'de ve dünyada kısaca hemen değineyim. Bağız bütün dünyayı etkilemişti. Bağız kapandıktan sonra 1933'te Bağız'ın hocaları Amerika'ya gitti. Chicago'da Neubauhaus kurdu ve birçok okullar kuruldu Amerika'da başta. Türkiye'de tabii direkt bu Bağız eğitimden etkiledi. İlk kurulan okul Gazi Eğitim Enstitüsü Resim İş Eğitimi bölümüydü. Bu biliyorsunuz Bilimli Ulusal Mimarlık Üniversitesi'nden Mimar Kemalettin'in eseri. Resim İş Eğitimi bölümü de 1932'de orada eğitim öğretmeni başlamıştı. Bu Resim İş Eğitimi bölümü İsmail Hakkı Topluç kuruyor. İsmail Hakkı Topluç Bulgaristan'ın Silistre kentinde doğuyor. Sonra Türkiye'ye geliyor. Öğretmen okulunda okuyor. Eğitim için tekrar Almanya'ya gönderiliyor. Orada döndükten sonra da o Almanya'da Bağız'ı tanıyor. Bağız'ın Almanya'nın endüstrileşmesinde ve kalkınmasındaki Bağız'ın rolünü kavradığı için mutlaka onun benzeri okullar kurulmasını, işte el işi derslerinin, resim derslerinin müfredata, milli eğitim müfredata girmesi gerektiğini inanıyor. Bu konuda çalışmalar yapıyor ve 1932'de bu sizin resim öğretmeninin yetiştirdiği Gazi Eğitim Enstitüsü Resim İş Eğitim Bölümü kuruyor. Daha sonra bunlar çoğal. İkinci şey de köy enstitüleri. Görüyorsunuz Türkiye'nin tabii bu yıllarda daha Türkiye fakir, yolları yok, şeyleri yok. İşte hızla Türkiye'nin kalkınması için kırsal kesimde yine Bağız metotlarından etkilenerek o dönemde Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel ve Başbakan İsmet İnönü onlarla birlikte köy enstitülerini kuruyorlar ve 1900, o zaman İsmet İnönü tabi Cumhurbaşkanı 40'larda köy enstitülerin kanunu çıkarıyorlar. Köy enstitüleri çok hızlı başlıyor. Aşağı yukarı Türkiye'nin birçok bölgesinde açılıyor. Yanlış hatırlamıyorsam 18 bölgede okul açılıyor. Şimdi Bağız'daki eğitim öğretim iş ilkesine dayandı. Yaparak, yaşayarak öğrendi. Atölyelerde prototipler öğretiyorlardı. İşte Topluç da bundan yararlanarak iş ilkesine dayandı. Kurslar açıyor. Görüyorsunuz yetişkin insanlar, köyleri, öğretmenleri sürekli eğitimden geçiyorlar. Bir eğitim seferberliği, kalkınma seferberliği başlıyor. Topluç'un yaptığı en büyük şeylerden birisi kız çocuklarının okula gitmesi. Bugün tabii ben şahsen bunlarla gurur duyuyorum. Aramızda kız arkadaşlarımızın sayısı erkeklere eşit ya da bazı durumlarda onları geçiyor. İşte bunu biz böyle Tonguç gibi öncü hocalarımıza borçluyuz. Kendini ruhum şad olsun diyorum. Kendisine minnet anıyorum. İşte Türkiye'yi böyle karanlık dönemlerden, fakir dönemlerden bugüne taşıyan insanların emekleri üzerinde Türkiye yükseliyor. Şimdi diğer enteresan bir konu ise Orta Doğu Teknik Üniversitesi'de Bağız ilkelerine göre kuruluyor.
Onun hikayesi de şöyle, 1951'de Türkiye'de müthiş bir göç var kentlere. Sürekli gece konukları yapılıyor. O dönemin hükümeti Menderes de yani gece konuklarını önüne alamıyor. Bunun için Birleşmiş Milletler'den bir şey istiyorlar. Uzman istiyorlar. Ya bunlarla nasıl geçiyoruz diye. O yıllarda da Birleşmiş Milletler Pensilvanya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi profesörlerinden Profesör Charles Abraham'ı Türkiye'ye gönderiyor. Charles Abraham da bir rapor hazırlıyor. Raporda diyor ki ya Türkiye'de öncelikle Türkiye kendi planlamacılarını, mimarlarını yetiştirmesi gerekiyor. Bunun için de bir okul kurulması gerekiyor. Birkaç mimar var ama bunlar da planlamada ve Türkiye'nin işte kentlerin planlamasıyla şeyle kent alanlarında çalışmıyorlar. O nedenle bir mimarlık fakültesi kurulmasını, okul kurulmasını öneriyor. Türkiye bunu kabul ediyor. 1955 yılında bir sözleşme imzalayarak 1956 yılında bir sözleşme imzalanıyor ve böylece teknik yönetim kurulmasından anlaşarak 1955 yılında bir sözleşme imzalanıyor ve 1 Kasım 1956 yılında teknik üniversite kuruluyor. Yalnız orada Harvard Üniversitesi profesörlerinden Perkins bu görevi üstleniyor. Perkins de 1937'den itibaren Chicago'da Walter Gropius'la çalıştığı için Bauhaus ilkelerini, Bauhaus metotlarını ve Bauhaus felsefesini çok iyi öğrenen ve bilen bir hoca olarak gelip Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ni kuruyor ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi programlarını, müfredatlarını yaparken de tamamen Bauhaus müfredatlarını örnek alıyor. Diğer bir şey ise 1956'da İstanbul'da kurulan Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi. Türkiye'nin o yıllarda işte İstanbul büyümeye, gelişmeye başladı. Grafik tasarım, iş mimarlık vesaire gibi konularında tekstil tasarım konularında elemanlar nitelikli elemana ihtiyacı vardı. Onun için de o dönemin Milli Eğitim Bakanı Almanya'dan yardım istedi ve Stuttgart Üniversitesi'nde profesör Şinek gelerek yine Bauhaus metotlarıyla, Bauhaus müfredatlarıyla bugünkü Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'ni kurdu. Bu okul tabi başka okulların kurulmasına da öncülük ve örnek oldu. Örneğin Eskişehir Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi gibi. Evet, onun dışında tabii ki Güzel Sanatlar. Tabi Bauhaus sadece Türkiye değil, bütün Türkiye'deki güzel sanatlar eğitimi veren kurumlar, fakülteler, mimarlık bölümleri Bauhaus'tan doğrudan etkilendi. Temel tasarım dersleri Bauhaus'tan örnek alarak bugün uyguluyoruz. Doğrudan Bauhaus adını ve müfredatıyla canlandırmaya çalışan okullar Amerika'daki Neubauhaus, Almanya'da Hochschule Gestaltung Ulm, Almanya'da Bauhaus tekrar açıldı 1996'dan sonra ve bu Bauhaus müzesi kuruldu Weimar'da, Bauhaus tekrar Dessau'da kuruldu, Berlin'de Bauhaus müzesi Berlin önce Darmstadt'da kurulmuştu. Daha sonra 1971'de Berlin'e taşındı. UNESCO tarafından da birçok Bauhaus tasarımları, binaları koruma altına alındı. Bunlardan birisi Tel Aviv'de, İsrail'de Bauhaus Center dediğimiz bir yerleşim alanı. 1933'lerde Almanya'dan, Nazilerden kaçan Bauhaus hocaları ya da Bauhaus öğrencilerin bir kısmı İsrail'e yerleşti ve orada Beyaz Kent ya da Vice City diye bir şehir kurmuşlardı. O da koruma altına alındı. Walter Gropius'un işte Fabrisbau koruma altına alındı. Bauhaus'un eğitim öğretim verdiği Dessau ve Weimar şehirleri koruma altına alındı. Sydney'de Bauhaus adı altında bir kolej açıldı. Bu da Beyaz Şehir İsrail'deki. Ve Walter Gropius'un Dessau'da yaptığı bu Bauhaus binası koruma altına alındı. Ve görüyorsunuz Bauhaus'un etkileri bütün dünyaya yayıldı. Bauhaus sadece eğitim öğretim veren bir okul değildi. Bauhaus öğrencilerini her konuda yetiştiriyordu.
işte gördüğünüz gibi tiyatro çalışmaları, müzik çalışmaları, Bauhaus'un orkestrası vardı, dans grubu vardı. Bauhaus spor müsabakalarına katılıyordu. Yani Bauhaus bir yaşam işiydi. Öğrencilere bir yaşam, bir hayat tarzını öğretmişti. O nedenle hem hocaları hem de Bauhaus'tan mezun olan öğrenciler dünyada ve her yerde çok etkili oldu. Geçen hafta dersin başında, konuşmamın başında Aspen Enstitüsü'nden bahsetmiştim. Şimdi bu Aspen Enstitüsü Amerika'da Dünyayı Yönetenler Kulübü'nün bir binası var orada. Bu 12 kişi, bunlar zaman zaman toplanıyor. Dünyanın belli yerlerinde bu tür şeyler var. İşte nasıl ki bir fakülte, bir köyü yöneten muhtar, fakülte yöneten dekan, işte rektör varsa bunlar da dünyayı yönetiyorlar. Yani dünyanın ekonomisi var. Bunlardan birinin üyesi de Steve Jobs'u söylemiştim. Steve Jobs, bu sizin kullandığınız iPhone'lar için bir tasarım arayış içinde, yani böyle bir tasarım yapayım diyor. Herkes bunu beğensin, bütün dünya bu kabul görsün diyor. Bu nedenle yaptığı tasarımlardan bir memnun olmuyor. Bu Aspen'deki binaların ve iç dekorasyonu, içerideki mobilyaların hepsini Herbert Bayer tasarlamış. Herbert Bayer de Bauhaus'un ilk mezunlarından ve Bauhaus kapandıktan sonra Amerika'ya ve Aspen'e yerleşmiş. Bu binaları gördüğünde onlardan çok eski geliyor ve gördüğünüz bu iPhone'u tasarlıyor. Yani Bauhaus'un tasarımları sade, işlevsel ve süslemeden arındırılmış olduğu için hala geçerli ve önümüzdeki yıllarda da daha birçok Steve Jobs'ları etkileyecek gibi görünüyor. Evet, beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.